Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, maalesef Gazze'de katliam, Filistin'de soykırım devam ediyor. Son 24 saatte 100'den fazla şehit var. Enkaz altındakilerle birlikte şehit sayısı neredeyse 50 bine dayandı. Küresel ölçekte insanlık vicdanı zulme karşı isyan bayrağını yükseltiyor. Askeri ve ekonomik gücü elinde bulunduran iktidar sahipleri ise genellikle kör ve sağır numarası yapmaya veya kınamakla yetinmeye devam ediyor. Öte taraftan Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere yenileri katıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başlatmış olduğu yargı sürecinde de yine Siyonist soykırımcılar aleyhine müdahil olmaya karar verilenin sayısı da artıyor. En son İspanya, Filistin'i devlet olarak tanıma kararından sonra Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen soykırım davasına müdahil olma kararını da kamuoyuna açıkladı. Maldivler, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirdi. Güney Afrika Cumhuriyeti yine başta olmak üzere bazı ülkeler aynı zamanda kendi vatandaşları olup da gidip soykırım suçlarına iştirak edenler hakkında yargı süreci başlatacağını ve onları tutuklayacağını daha önce deklare etmişti. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi 1946 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından imzaya açılmış ve 31 Temmuz 1951 tarihinde şartlar tamamlanınca yeterli imza sayısı ve üzerinden geçen süreden sonra yürürlüğe girmiştir. Bu soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin başlangıç kısmı şöyledir. Sözleşmeci taraflar ki bunlardan birisi de Türkiye'dir. Türkiye'de bu sözleşmeyi Mart 1950 tarihinde onaylamış ve Türkiye açısından 31 Temmuz 1951 tarihinde bu sözleşme yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de bu sözleşmenin taraflarından birisidir. Sözleşmeci taraflar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Aralık 1946 tarihli ve 96 sayılı kararında soykırımın Birleşmiş Milletler'in ruhuna ve amaçlarına aykırı olan ve uygar dünya tarafından lanetlenen uluslararası hukuka göre bir suç olarak beyan edilmesini dikkate alarak tarihin her döneminde soykırımın insanlık için büyük kayıplar meydana getirdiğini kabul ederek insanlığı bu tür bir iğrenç musibetten kurtarmak için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğuna kanaat getirerek aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır diye başlıyor bu sözleşme. Bu sözleşmenin birinci maddesi önleme ve cezalandırma görevi başlığını taşımakta ve sözleşmeci devletler ister barış zamanında isterse savaş zamanında işlensin önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt ettikleri soykırımın uluslararası hukuka göre bir suç olduğunu teyit ederler. Yani bu sözleşmeye imza atan her ülke bu sözleşmenin birinci maddesine göre soykırım suçunu önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt etmiştir. Türkiye'de bu taahhüt eden sözleşmeci taraflardan birisidir. Yine aynı sözleşmenin beşinci maddesine göre ki bu maddenin başlığı uygulama mevzuatıdır. Bu maddeye göre sözleşmeci devletler soykırımdan suçlu bulunan kimselere etkili cezalar verilmesini sağlamak için kendi anayasalarında öngörülen usule uygun olarak gerekli mevzuatı çıkarmayı da taahhüt eder. Yani bu taahhütte bulunan ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Bu sözleşmeye imza atmış bütün ülkeler dünyanın neresinde olursa olsun soykırım suçunu işleyenleri cezalandırmayı ve bu suçu önlemek için gereken çabayı göstermeyi taahhüt etmişlerdir ve kendi iç mevzuatlarında, iç hukuklarında gerekli düzenleme yapmayı ve kanun çıkarmayı da taahhüt etmişlerdir. Malumlarınız olduğu üzere 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Aksa tufanından 10 gün sonra hastaneler bombalanmış. Yüzlerce kişi birkaç bombayla birkaç dakika içerisinde katledilmişti. Bundan sonra yani
bu soykırımdan sonra, bu hastane saldırısından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp ortak bir bildiri yayınlamıştı. Mecliste grubu bulunan 6 partinin yetkililerinin imzaladığı bu ortak bildiride şu ifadeler yer alıyordu, şu ifadelerle bu bildiri sonlanıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyor. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, mecliste grubu bulunan 6 parti ve diğer bütün partilerle birlikte dünya parlamentolarına bir çağrıda bulunuyordu. Bu soykırımı durdurmak için, bu vahşetin durdurulması için tutum ve inisiyatif almaya davet ediliyordu parlamentolar. Yine geçtiğimiz hafta 29 Mayıs tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar daha aldı ve orada da bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynunun borcudur dendi. Yine aynı kararda Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla tek ses olarak İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir. Refah'tan gelen görüntüleri hiçbir zaman unutmayacak ve yaşanan katliamın faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için çaba sarf etmeye aralıksız devam edeceğiz. Bu da 1950 yılında imza atılan sözleşmede taahhüt edilen şeyin ete kemiğe büründürülmesine yaklaştığımızın bir işareti olarak anlaşılabilir. Biz en azından böyle anlamak istiyoruz. Evet, oradaki katliamın faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bugüne kadar maalesef siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları hep çağrıda bulundu, hep başkalarından bir şey yapmasını bekledi. Biz de Gazi Meclisi'nin çatısı altında mecliste temsil edilen siyasi partilerden birisi olarak Filistin halkıyla dayanışma içerisinde bulunmaya ve soykırımcı katillerin hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 27 Aralık 2023 tarihinde soykırım suçuna iştirak etmiş bulunanların cezalandırılması için bazı kanunlarda değişiklik yapılması hususunda bir kanun teklifi hazırlayıp 27 Aralık günü Meclis Başkanlığı'na sunduk. Parti ayrımı gözetmeksizin bütün milletvekillerine bu teklifimize destek vermelerini talep ediyoruz. Mecliste grubu bulunan 6 siyasi parti grubunun tamamına bu kanun teklifimizi ulaştırdık. Mecliste temsil edilen 15 partinin grubu bulunan partilerin dışındaki bazı partilere de, yani büyük bir çoğunluğuna bu teklifimizi ulaştırdık. İnşallah tek tek bütün milletvekillerine, maillerine bu kanun teklifimizi de göndereceğiz. Ve buradan şu hususu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Evet, biz bir kanun teklifi hazırladık. Bunu meclis başkanlığına sunduk. Ve diğer bütün partilerin desteğini istiyoruz. Ama eğer varsa değişiklik önerileri, bu teklifimizin üzerinde müzakere edip ortak bir teklif hazırlama ve birlikte çıkarma gibi bir teklifleri varsa buna da varız, buna da açığız. Ortak bir metini birlikte hazırlayabiliriz. Bizim arzumuz kınama kararları gibi bu kanun teklifi de oy birliğiyle meclisten geçsin istiyoruz. Deli basın mensupları yine meclisin gündemindeki hususlardan birisi yeni anayasa. Malumlarınız olduğu üzere Sayın Meclis Başkanımız daha önce mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmişti. Akabinde bu hafta içerisinde mecliste temsil edilip grubu bulunmayan diğer partilerle de bir görüşme gerçekleştirdi. Orada yeni anayasanın ne şekilde hazırlanacağına ilişkin usul konusu konuşuldu. Sayın Meclis Başkanı'nın daveti üzerine biz de kendilerini ziyaret ettik. Ve daha önce yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra bizleri bilgilendirdiler, sağ olsunlar. Biz de yeni anayasanın yapılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, elimizi taşın altına koymaya ve gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Orada da ifade ettik.
çıkışta basın mensuplarına da söyledik. Aslında yıllardır söylüyoruz. Şu anda Türkiye bir darbe anayasasıyla yönetilmektedir. Aslında 1961 yılından bu yana Türkiye darbe anayasalarıyla yönetilmektedir. 40 yılı aşkın bir süre geçti 1982 anayasasının üzerinden ve neredeyse bütün siyasi partiler seçim beyannamelerinde ya da parti programlarında Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ifade etmişlerdir. Biz de siyasi parti kurma usulünde parti programını ve tüzüğün kuruluş aşamasında İçişleri Bakanlığı'na sunulması gerekiyor. İlk günden beri yani ilk sunduğumuz parti programımızda müstakil başlıklarımızdan birisi millet iradesi ve yeni anayasadır. Ve bizim inancımız odur ki Türkiye'nin tamamen yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Sivillerin yaptığı, meclisin yaptığı ve halkın da onayladığı adil ve özgürlükçü bir anayasa bu memleketin hakkıdır, bu memleketin ihtiyacıdır. Darbe anayasası üzerinde bugüne kadar 21 kez değişiklik yapıldı, irili ufaklı. Maddelerin 1/3'ü değişti. Eğer 1982 anayasası iskelet baz olarak kabul edilip bu maddelerin hangisini değiştirelim diye bir çalışma yapılacaksa bu yeni bir anayasa olmayacak. 1982 darbe anayasasının üzerinde 22. kez değişiklik yapılmış olacak. Bu görüşlerimizi ifade ettik. Bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı 1982 darbe anayasasının üzerinde 22. kez bir değişiklik yapmak değildir. Tamamen yeni bir anayasadır. Bu şartlarda bugünkü meclis aritmetiğinde siyasi yelpazenin her tarafında yer alan partilerin bir arada bulunduğu bir çatı altında böyle bir anayasa yapılabilir mi? Elbette bu kolay değil ama imkansız da değildir. Siyasi partilerin bu kadar çeşitli olduğu bir meclis aritmetiği bir yönüyle bu işi zorlaştırırken öbür taraftan aslında yeni bir anayasa yapmak için bir şans, bir imkana da dönüşebilir, dönüştürülebilir. Yapılması gereken şey bize göre şudur. Hiçbir siyasi partinin tek başına anayasayı değiştirme gücü olmadığına göre ki olsa bile hiçbir parti tek başına bir metin hazırlayıp bunu diğer bütün kesimlere dayatmamalı. Bir uzlaşma zemini aranmak zorundadır. Herkesin kendine göre kırmızı çizgileri, herkesin kendine göre olmazsa olmazları elbette vardır, olabilir. Bu doğaldır. Ama bu kadar çeşitliliğin olduğu bir toplumda ve farklı toplum kesimlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir parlamentoda bir anayasa konuşulup tartışılacaksa, yeni bir anayasa yapılacaksa o zaman herkesin yapması gereken şey şudur. Ortak noktamız neresi? Hangi noktada bir araya gelebiliriz? Eğer bu niyet varsa, eğer bu irade varsa ben inanıyorum ki bu meclis bunu yapabilir. Anayasa ile ilgili yapılan tartışmalardan birisi de maalesef şudur. Bazıları meclisin kurucu meclis olmadığını ve bu nedenle tamamen yeni bir anayasa yapamayacağını iddia etmektedirler. Bazı siyasi ve hukuk çevreleri bu iddialarını zaman zaman dile getirmektedirler. Bize göre çok ciddi çelişkiler barındıran bu görüş kamuoyunda evet tartışılsın ta ki sadece darbecilerin seçtiği birkaç kişinin oluşturduğu ve adına danışma meclisi dendiği için kurucu meclis olarak kabul edilen meclislerin anayasa yapma hakkının olduğunu kimler savunuyor ve onların gerekçeleri nedir? Kimler de milletin serbest seçimlerle seçtiği temsilcilerinin bir anayasa yapmaya yetkisi ve hakkı olduğunu savunuyor ve onların gerekçeleri nedir? Bunlar kamuoyunun önünde tartışılsın. Biz diyoruz ki meclisin yeni bir anayasa yapma yetkisi de kabiliyeti de hakkı da vardır ve meclis bu yetkisine sahip çıkmalıdır. İnşallah bu dönemde bu parlamentonun yeni bir anayasayı yapma ve millete olan borcunu ifa etme hususunda başarılı olacağına inanmak istiyoruz. Deli basın mensupları
Malumlarınız olduğu üzere geçtiğimiz gün enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamlara göre yıllık enflasyon an itibariyle, bu ay itibariyle %75'in üzerinde görünüyor. Hedefler tutacak mı? Bekliyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Ama görünen şey şudur. Herkesin gördüğü aslında şey şudur ki açlık sınırı emekli maaşını ikiye katladı. Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı. Ya da diğer bir ifadeyle asgari ücret artık açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı ise neredeyse bütün ücretli kesimlerin maaşının üzerine çıktı. Sınırlı sayıda üst düzey bazı yöneticiler hariç hemen her ücret, her maaş açlık yoksulluk sınırının altında kalmaya başladı. 60 bin üzerine 62 bin civarında 61.788 lira olan yoksulluk sınırı ve 18.969 lira olan açlık sınırı göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki Temmuz ayı için başta emekliler olmak üzere dar gelirli vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi sözü yerine getirilerek bunlara bir iyileştirme yapılması ve hiçbir ücretin açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini söylüyoruz. Merkez Bankası'nın daha önce yapmış olduğu bir açıklama vardı. Eğer asgari ücrete bir ara zam yapılırsa bu dezenflasyon sürecine zarar verecek şeklinde bir beyan vardı. Eğer enflasyon sadece talepten kaynaklıysa, yani talepten dolayı fiyatlar aşırı derecede yükselmişse, talebi kısmak enflasyonu düşürür. Doğru. Ama Türkiye'de yaşanan şey sadece talebe bağlı bir enflasyon yüksekliği değil. Elbette gelirin üzerinde bir talep patlaması enflasyona da olumsuz etki etmiştir, enflasyonu yükseltmiştir. Bu yadsınamaz, bu inkar edilemez. Fakat öte taraftan üretim maliyetlerinin çokça arttığı ve fahiş fiyat uygulamalarının da enflasyonu zıplattığı konunun takipçisi olanlar ve işin ehli olanlar tarafından açık bir şekilde görülmektedir. Sadece dar gelirlerinin gelirini biraz daha kısmak suretiyle enflasyonu düşürmeye çalışmak, daha önce de ifade ettiğimiz gibi dar gelirleri enflasyona yem etmektir. Dar gelirlerin başta emekliler olmak üzere bu hayat pahalılığına tahammül edecek güçleri, takatleri kalmamıştır. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti bile 24 bin lirayı aşmış iken çoluk çocuk sahibi aile geçindirmekle yükümlü olan insanların 17 bin lirayla geçinmesini beklemek insafsızlıktır. Deli basit mensupları, bir diğer husus, gündemimizdeki bir diğer hususta taban fiyatları ile ilgili geçtiğimiz hafta çay ile ilgili açıklanan taban fiyatı üzerinde epeyce bir tartışma oldu. İyi veya kötü bir fiyat açıklandı. En azından çay üreticisi nasıl bir fiyata çayını vereceğini biliyor artık. Ama öte taraftan özellikle memleketin tahıl ambarı olan güney illerimizde ve Orta Anadolu'da çiftçi buğday ile ilgili taban fiyatının açıklanmasını bekliyor. Geçtiğimiz yılda yine gecikmiş bir şekilde taban fiyatları açıklanmıştı ve bu gecikmeden dolayı çiftçi ciddi mağduriyetler yaşanmıştı. Mağduriyet yaşayan çiftçilerimiz bu sene yine hükümetten gelecek bir açıklama bekliyorlar. Bazı illerimizde buğday hasadı bitti. Özellikle sıcak olan güney illerimizde buğday hasadı yapıldı ama fiyat henüz belli değil. Geçen sene fiyatlar belirlenmediği için hasadı yapan çiftçi bir an önce borçlarını ödemek için bunu elden çıkarma niyetiyle tüccara gitti ve kimisi zarara uğradı. Bir yıllık emeğinin karşılığında kazandığı 3-5 kuruştan daha fazlasını aracıların, tüccarların kazanmasına yol açan bu uygulama
terk edilmeli ve çiftçi henüz hasadı yapmadan fiyatlar açıklanmalıdır. Ta ki çiftçinin emeği birkaç tüccar tarafından daha fazla sömürülmesin. Çiftçi sabırsızlıkla taban fiyatının açıklanmasını bekliyor. Açıklanacak olan taban fiyatı hiçbir şartta çiftçiyi zarara uğratacak bir rakam olmamalı. Tarımın nasıl stratejik bir sektör olduğu, tarımsal üretimin ülkelerin bir güvenlik meselesi haline geldiği konu uzmanları tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Bu nedenle tarıma elverişli arazilerimizin bir karışının bile boş bırakılmaması için mutlaka çiftçi desteklenmeli. Hiçbir çiftçi toprağını ekerken acaba zarar eder miyim endişesine düşmemelidir. Çiftçinin gerçekten köylünün milletin efendisi olduğu ve şehirlerde yaşayan insanların karnının doyurulmasında üstlendiği sorumluluğu gereği onun değeri bilinmeli. Çiftçiler bir hazine gibi korunmalıdır ve mutlaka vatandaşın da ucuz gıda yemesinin bir formülü de bulmalı. Bu anlamda çiftçiye verilen destekler artırılmalı. Çiftçinin kullandığı akaryakıttan öteve alınmamalıdır. Ben ilginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kanun teklifimizle ilgili diğer partilerden gelecek olan olumlu katkıları ve destekleri sabırsızlıkla beklettiğimizi ifade ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.